Şey soracağım Selçuk, biz dün akşam Bidin'le iki tane şeyden, yani nasıl söyleyeyim? Duyum. Duyum diyelim. Bir tanesi bu zarraf dönemini hatırlamak. İran'dan gelen para üzerinden okursanız ve onun üzerinden alınan komisyonlar üzerinden okursanız, o duyumumuzu desteklemek açısından örnek olarak veriyorum. Orta Doğu'da bulunan ve Afrika'da bulunan 5 ülke: Suriye, Irak, İran, Libya, Lübnan. Şimdi bu ülkelerle ilgili bir çalışma yapıldı. 700 milyar avro, yaklaşık olarak %30 bir komisyonla 200 milyar avronun Mart ayında Türkiye'de piyasalara gireceği ve Haziran'da da Türkiye'de seçim yapılacağı. Birinci sorun bu. Bu olasılık. İkincisi de Emin Şirin gündeme getirdi. Yani biz söylediğimizde bu olasılığı. O da dedi ki, yurt dışında bulunan Türklere ait olan 60 milyarlık bir fonun Türkiye'ye getirilme meselesi. 60 milyar dolar, pardon, özür dilerim. Fonun Türkiye'ye getirilmesi, bir anlamda Türkiye'den gitmiş olan fonun Türkiye'ye getirilmesi ve bununla beraber de Mart ayında getirerek Haziran'da bir erken seçime gitmek. Bu iki duyumla ilgili olarak düşüncelerin nedir? Böylesine duyumların senin de var mı? Benim duyumum yok. Vallahi işte doları 50 lira görürüz o zaman. Vay. Ha, o kadar dolar giriyor. Nasıl dolar yükselecek diyeceksin, evet, değil mi abi? Sen hangi listedesin abi şu anda? Türkiye'de. FAO'ya göre hangi listesi? Grideyiz. Alıverirler seni kara listeye. Swift kanallarında tıkayıverirler. Neye uğradığını şaşırırsın. Alemin çakalı sen değilsin yani. Bak, çok tehlikeli işler bunlar. Yani bunların konuşulması bile çok tehlikeli. Ama sen bu daha açık açık, yani bu net hata, bizim... Sen daha net hata noksanını izah edemiyorsun. Euroları falan getireceksin de, piyasaya sokacaksın da, sonra Amerika, Avrupa falan filan, kara parayla mücadele birimleri falan bunu takip etmeyecekler. Sen şu anda gri listedesin ve takip ediliyorsun. Çok yakından takip edilen ülkesin. Bunları görmeyecekler. Ben bir kara paradan söz etmedim ama söyleyeyim onu. Yani duyumlarımız içini kara para olarak okuma bunu. Söyleyemiyoruz ya, yani söyleyeyim duyumumuz konusunda abi da. Bak, ben sana şunu söylüyorum. Benim ne olarak okuduğumun önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Tabii onlar işte buna bir minareye kılıf bulursun getirirsin kafasında yapıyorlar bunu. Ama olmuyor öyle, onu anlatıyorum. Net hata noksan dediğin şey de aslında minareye bulunmuş bir kılıf. Kardeşim, net hata noksan bütün dünyada var. Biz de net hata noksana göre bunu getiriyoruz diyorlar idi. Ama adam çıktı dedi ki, bir dakika kardeşim, her ay 4 milyar, 5 milyar, 2 milyar, 3 milyar net hata noksan mı olurmuş? Dedi, seni gri listeye aldı. Şimdi sen 200 milyar eurodan bahsediyorsun, 60 milyar dolardan bahsediyorsun. Şaka mısın abi sen? Yani senin benim nasıl algıladığımızın önemi yok. Yani bu şeye benziyor. Ama ben öyle demek istemedim yani. Mesela şey, ya da işte karın seni yatakta başka bir kadınla yakalıyor, tamam mı? Vallahi göründüğü gibi değil. Yani bu senin de söylediğin önemi yok ki abi. Görünen köy kılavuzu istemiyor. Karşındaki de aptal değilse yemiyor bunu. Diyor ki, kusura bakma kardeşim, sen zaten gri listedeydin, kara listeye alırız seni, Swift kanallarından da çıkartırız, neye uğradığını şaşırırsın, Venezuela'dan beter olursun der. O zaman doları ne 50'de ne 100'de tutamazsın. Ya bu işleri bak basite alıyorlar, zaten alıyorlardı, daha da basitleştiriyorlar. Çok ciddi bedelleri olur ve bu bedelleri ne yazık ki her zaman olduğu gibi vatandaş öder ya. Ya Selçuk, Türkiye'nin çok uzun yıllardır konuşulan bu BOP projesi bir kenara koy. İki Büyük Kürdistan projesini bir kenara koy. Şimdi o açıdan bakman istiyorum. Böylesine büyük bir projenin arkasında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi, Almanya gibi ülkeler olursa ne olur? BOP projesinin arkasında mı? Hem BOP hem Büyük Kürdistan. Olmadıklarını söyleyebilir miyiz şu anda? Tam da bu noktada işte... Bu parayla alakalı olarak söylüyorum. Benim biraz daha farklı bir iddia açısından, en azından bizi izleyenlerin de farklı boyutta düşünebilmesi için söylüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ali? Dünya artık o noktada değil ya. Bak, çok şey değişiyor hayatımızda ama biz bu gelişmelerin farkında değiliz. Mesela dünyanın en büyük otomotiv üreticileri Toyota'dır, işte General Motors'tur falandır filandır, değil mi abi? Ford'tur. Bu adamlar ne tür motorlarla yıllardır üretim yapıyorlar? Ya dizel ya işte benzinli araçlar üretiyorlar.
Bütün dünyada tek el haline gelmiş durumdalar neredeyse. Ama hepsi artık elektrikli araç konuşmaya başladı. Çünkü niye? Dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması falan filan, bir yandan da ekonomide daha farklı bir hareketlenme bekliyorlar. Şimdi biz bu hala bu bob mob hikayesini konuşuyoruz. Yok ılımlı İslam var. Bitti abi, bunlar bitti artık. Dünya bunu istemiyor. Gelişmiş ülkeler bunu istemiyor. Eskiden milliyetçi, hamasi ya da dinci söylemlerle iktidara gelen partiler, Türkiye için konuşmuyorum, dünyada da bu böyle, karşılık bulmuyor. Daha sosyal demokrat, daha sosyal devleti savunan, hatta solcu partiler iktidara gelmeye başladı. Düne kadar sadece doları, euroyu, sterlini, altını falan konuşuyorduk. Bugün artık dijital paraları, kripto paraları konuşmaya başladık. Yani Facebook gibi firma çıkıp, yok kardeşim bundan sonra ben Facebook olmayacağım, bundan sonra ben adımı Meta diye değiştiriyorum, çünkü Metaverse diye ikinci bir evren kuruyoruz. Bir sanal evren kuruyoruz ama bu sanal evren normal ekonominin 2,5-3 katı haline gelecek demeye başladı. Ya geleceği okumuyorsan, tamam mı? Yok bokmuş, yok topmuş falan. Bırakın bunları ya. Dünya artık silah, ilaç ve savaş ekonomisi üzerine kurgulanmıyor abi. Dünya artık diyor ki yeni ekonomi internet ekonomisi, yeni ekonomi dijital ekonomi, yeni ekonomi işte teknoloji ağırlıklı bir ekonomi olacak. Bunun için de insanların barış içinde olması daha işimize geliyor diyor. Eskiden savaştıran bir ekonomi vardı. Savaştıkça kazanan, büyüyen bir ekonomi vardı. Artık öyle bir tablo yok. İnceleyin abi Metaverse'ün ne olduğunu. Bakın ben size bir örnek vereyim. Dünyanın en önemli spor markalarından birisi olan Adidas, Metaverse üzerindeki bir dijital sistemden hiçbir somut varlığı olmayan, bak hiçbir somut varlığı olmayan, elle tutulmayan, sadece o şey gözlükler var ya, sanal gözlükler. Sanal gözlüklerle görülecek bir ortam olan Metaverse'ün bir alanından dükkan satın aldı $300,000. Bugün NFT şu insanlar mesela, NFT. Yani işte Cem Yılmaz falan gidiyor, ileri görüşlü mesela Cem Yılmaz bence. Gidiyor eski çizimlerini NFT üzerinden satıyor. Hem de çok yüksek fiyatlarla. Bugün yani Elon Musk'lar Mars'a gitmeyi planlıyor. Aynı Elon Musk Starlink diye bir projeyle bütün her yerine bedava uydu üzerinden internet götürmeyi planlıyor. Balonlar gibi düşün. Yani dünya her yerine uydular gönderiyor. Ay'da yanılmıyorsam 40'ın üzerinde uydu gönderiyor ve bütün dünyada yaklaşık 5 sene içerisinde devletlerden bağımsız bir internet sistemi oluşturacak. Bunu Amazon da yapıyor, bunu Microsoft da yapıyor. Niye bunları anlatıyorum abi? Artık bop mop hikaye ve bu sistemin karşısında duran, bu yapının karşısında duran yoz, yobaz, bilimden uzak, reformlardan uzak, Rönesans'tan uzak, sadece yoz fikirlerle toplumları yönetmeye çalışan bütün fikirler yok olmaya mahkum olacak. Zaten sancı da bundan kaynaklanıyor. Korku da bundan kaynaklanıyor. Bunu Japonya için söylüyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Metaverse ile ilgili geçtiğimiz günlerde geleceğin dünyası üzerinden şey yapıyordun, adlandırıyordun bunu. Özellikle Facebook üzerinden söylüyorum bunu. İşte arkadaşlar veriyorlar. Geçen gün Travis Scott'un verdiği 5 sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti deniliyor. Ve geleceğin aynı zamanda sanal ticaretinin de buraya gideceğini, işte gözlüğümüzü takacağız, elbisemizi giyiyormuş gibi mağazaları gezeceğiz. Yani bir yıl alışveriş yöntemleri değişecek ve doğal olarak bunun üzerinden geleceğin dünyasının da dijital para olduğunu söylüyordun. Nedir bu olay tam olarak? Ya işte bütün bu sistem kurgulanıyor şu anda. Bu arada 42 bin uyduymuş Mehmet Koç Yiğit söyledi. Ben de öyle hatırlıyordum da bir anda çok yüksek geldi. Ondan 40 uydu. Yani çok ciddi miktarda uydu atılacak işte 5-10 sene içerisinde. Ya şöyle, yani mesela o her şeyi yaftalamayı çok seviyoruz biz. Ama bu insanın biraz felsefeye daldık, kusura bakmayın ya, haddim olmadan konuşuyor olabilirim ama önemli, ekonomiyle ilgili olduğu için. İnsanın doğasında var bu. Statikocuyuz, yani değişimlere açık değiliz aslında, kapalıyız. Yani düşünsene abi, ilk motor bulunuyor, ilk arabalar yapılıyor falan filan.
o dönemin böyle şeyleri şüpheyle bakıyoruz. Deli bilim adamları kullanıyor, öyle diyeyim yani. Deli bu adamlar falan diyorlar. Yani Ford seri üretim yapacağım diyor. Ailesiyle kavga ediyor falan yani. Öyle düşün. Ulan batıracağım parayı diye. Tamam mı? Yani böyle. Çünkü değişime karşıyız abi. At arabaları var işte. At arabaları hep hayatımız olacak falan. Öyle değil. Yok işte at arabası. Bitti. Ya da işte internet geliyor. Hızla gelişiyor falan filan. Ya internet ya o oradan da gazete mi okunur falan. Okuyorsun işte şimdi. Ya YouTube. YouTube nedir ya? YouTube işte çoluk çocuk oyuncağı. E işte buradasın şimdi. Anlatabiliyor muyum? Kripto paralar da böyle bir şey. Ha bunun içerisinde kötü niyetli olanlar da olacak. Ama bir süre sonra oturacak bütün devletler, bütün merkez bankaları kripto paraları konuşuyor. Buna göre düzenlemeler hazırlıyor. Milyon dolara gelmiş neredeyse kripto paraların biliyor. Yani neden bahsediyorsun? Bir açıklaması vardı Selçuk Bey. Kripto kredileri kripto paralara kullanmayın diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bu zaten önlenebilir mi? Bilinebilir mi? O da ayrı konu da. Ya sana ne kardeşim diyorum. Nerede değerlendireceğim sana mı soracağım? Krediyi alan benim, faizini ödeyen benim, sana ne? Ya niye peki böyle bir açıklama yapıyor? Niye böyle bir şey söylüyor o zaman? Ya aklı sıra uyarıyor işte insanları. Bir taraftan da kendi kripto parasını, Türk kripto parasını yaratmak için uğraşıyor. Ne yapacağız şimdi bir de? Kripto para zaten 10 dakikada hazırlayabiliyorsun. Yok yok, onlar da yani geleceğin dünyası burası. Bundan kaçmak mümkün değil. Ya Selçuk, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Nezaketin için de çok teşekkür ediyorum. Seni yorduk. Ben çok bilgilendim, en azından kendi adıma söyleyeyim. Çok şey öğrendim. Öğrettiklerin için teşekkür ediyorum. Bidin. Estağfurullah, ne haddim. Yok, öyle bir şey yok. Gerçeği bu. Açık söyleyeyim yani. Kendi açımdan söylüyorum. İzleyicilerimizin de bilgilendiğini düşünüyorum. Emeğin için teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz şöyle demiş, aklımda kaldığı kadarıyla. Selçuk Bey çok sevimli, konuşmadığı zaman, konuştuğu zaman korku filmi seyrediyormuşum gibi oluyor diyor. Niye, neyin korkusunu anlatıyor yani? 20 TL deyince abi korkmama geldi değil ki. Ama bir şey söyleyeyim, yani sana sorduğum o soruda buradaki izleyicilerimizin bir kısmı dinlemediğim için çok şey kaybettim, dinlediğim için çok şey kazandım diyen bir izleyici grubum var. Önce onu söyleyeyim. Eyvallah. Ya ben şuna çok, şundan dolayı çok mutluyum. İşte benim kanalımda bugün 500 bin civarında bir abone sayısı var. Bu çok önemli bir rakam. Ama bir rakam değil benim için. Neden değil? Çünkü bu bir sene içerisinde ben çok yıpratılmaya çalışıldım. Yani çok uğraşıldı. İşte uçuk kaçık rakamlar, o bu falan filan. Bir isim vermeden yapılan açıklamalar, bir yıl kanalın benim üzerime sürülmesi, o bu falan. Neyse yani, ben bunları dert yapmak için de söylemiyorum bu arada. Ama çok büyük bir kitlenin bir kısmı, belki kızarak, belki öfkelenerek, belki zarar ettik diyerek, çünkü çok kısa vadeli baktılar, onları ben çok uyardım. Aman ha, dikkatli olun, bakın evet düşebilir, canınızı sıkmayın, sakin olun, oturun yastığının arkasında kahvenizi için falan diye çok uyardım. Şöyle düşün abi, ne kadar dalgalanırsa dalgalansın 499 bin dostum benim yanımdan hiç ayrılmadı. Hiç ayrılmadı, hep yanımdaydılar. Her koşulda yanımdaydılar. Eleştirdiler zaman zaman, kızdılar, öfkelendiler. Zaman zaman destek oldular ama genel itibariyle destek oldular. Çünkü hep oradaydılar. Bu bile benim için yeterli. Ve ben de elimden geldiğince onları mahcup etmediğimi düşünüyorum. Dediklerim çıktığı için değil. Bakın, özür diliyorum, uzatıyorum belki ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün dediğiniz çıkar, yarın çıkmayabilir. Yani biz alamını söylemiyoruz bu arada. Burada önemli olan şey şu, o videodaki başlık değil. Arka planında ne anlattığımız. Yani dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler, bir analiz sunmak. Ve ben inanıyorum ki son 3 senedir bizi takip edenler artık bunun farkına vardılar. Ya bu adam, evet bu sansasyonel başlıkları atıyor zaman zaman falan diye düşünüyorlar ama genel itibarları arka planda da evet bir şey anlatıyor diyorlar. Benim için önemli olan da bu. Ve sizin takdirleriniz bu arada. Bir soru var mı? Selçuk Bey, bir şey söyleyeceğim. Geçen Özlem Gürses hanımefendinin konuğu Murat Muratoğlu'ydu. Program sırasında sizin herhalde atacağınız video gecikti. Ve insanlar programı bıraktı, devamlı oraya mesaj atmaya başladılar. İşte Selçuk Bey ne oldu, bir şey mi oldu, gözaltına mı alındı, niye video gecikti? En son dayanamadım, Ali Bey aradım, ya dedim bir öğrenebilir misin, bir sıkıntın var yani, herkes bunu yazıyor. Kanal, farklı bir kanal
Konuklar farklı ama sizdiniz yani orada sona doğru tüm yazılanlarda. Şimdi ya, bununla ilgili olarak bir şey var sana. Ali abi, Selçuk abiye iletir misin? Çok ince noktalara giriyor. Başına bela alacak. O bize lazım zaten. 2-3 tane doğru düzgün bilgi veren insan var. Kaybetmek istemeyiz diyor. Bir şey olmaz, merak etmesinler. Rahat olsunlar. Biz elimizden geldiğince başımızı belaya sokmadan sadece doğruları konuştuğumuz için bir şey yapamıyorlar zaten. Bu arada şunu söyleyeyim. Murat Muratoğlu öyle sağda solda arkamdan önümden atıp tutmasın. Onu da haddini bildireceğim yakında. Bir saniye, yemek borcu var sana. Herkesi yemeğe davet ettin. Ya ben şöyle korkuyorum. Adam çok şanslı. Murat Muratoğlu çok şanslı. Geçen sene ben iddiayı kazanmıştım yine kurda. Yine kazanmıştım. Abi Aralık'ta bir bakan istifa etti. Bir başkan görevden alındı. Yeni gelen başkan 20 puan faiz arttırdı. Ben ne yapayım yani? Baraj açıldı yani. Dolar 6 liraya doğru geldi. Murat kazandı ama bu sefer, bu sene hiç şansı yok. Haddini bildireceğim onu. Çok seviyorum Murat'ı. Dükkana kalabalık tutalım, hep beraber gelelim. Daha çok hesap ödeyip gitsin. Dolar yıl sonu kaç olur diye bir anket yapmışız. Evet. 1000 oyun üstünde kullanılmış. 10 lira olur diyenler %6. Evet. Yani 1000 kişi dersek. Zaten şu anda 14 lira ya yaklaşık. Neyse. 20 TL ve üzeri olur diyenler %36. Yani 360 kişi 1000 kişi dersek. 15 lira olur diyenler de %57. Demek ki genel beklenti 15 lira şeyinde, seviyesinde. Göktuğ, çok teşekkürler Süper Chat'ten verdiğin destek için, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şeyi verir misiniz lütfen? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın fotoğrafını. Ah, onu soracaktım. Yeni bakanı nasıl biliyorsunuz diye. Çok karıştı. Fotoğraf bir. İkinci bir fotoğraf daha var. Onu da verir misin? Lütfen. Biliyorsun sağ baştaki o geçen gün, o değil. Bakanla ilgili onu vereceğim şimdi. Bu intihar etti denilen sağ baştaki de hani vardı ya bir tane ünlü. Uzun. Evet, Uzun Cevdet miydi? Şimdi arkadaşlar bir fotoğraf daha atmıştım. Yandan bakıyordu gülen şeye, yeni bakana. Arkadaşlar kasetten dinleyen, kermese katılan, abone olan, bankaya para yatıran, derneğe üye olan, yüz yüze, yani bunları yapanların hepsi şey arkadaşlar, lanetli, FETÖ'cü. Bir numara, yüz yüze dinleyen, plaket alan, plaket veren ve hala bir taraftan da iddialarla kripto, FETÖ'cü bilmem neler denilenler ise üst düzeyde yönetici olarak yerinde duruyorlar. İhale alıyorlar. Hayatlarında hiçbir şey değişmemiş gibi devam ediyorlar. Bugün dışarıda olanların büyük çoğunluğunun Fethullah Gülen'le öyle ya da böyle fotoğrafı var. İçeride olanların olup olmadığını bilmiyorum. Söyleyeceğim bu ve yine bir şey, ekonomiyle ilgili olarak bir fotoğraf daha göstereceğim size. Şu, evet arkadaşlar. Kaloriferi evin içerisine değil de dışarı bağlarsan bir din ne olur? Bu ne ya? Hakikaten. Bu ne? Gidin. Arkadaşlar, ekonomi bir bilim. Fotoğraf kalsın arkadaşlar lütfen. Bizi yana küçük olarak alın lütfen. Ekonomi bilim, hayat bir bilim. Eğer hayatın, yani ekonominin biliminden uzaklaşırsanız, hani eskiden bizim dönemimizde izocam reklamları vardı, göğü ısıtamazsınız diye, çatıya şey izocam serin ki hani ısı yukarı gitmesin, aşağıda kalsın diye. Göğü ısıtamazsınız arkadaşlar. Bilinmeyen ekonomik yöntemlerle de master yaptım diye, benim uzmanlık alanım ekonomi diye de aynen şu işte yapıldığı gibi politikalar uygularsınız, ülkeyi de bir felakete doğru sürüklersiniz. Benim söyleyeceğim bir din bu. İnşallah bu topraklarda akıl egemen olur. En azından umuyorum. Ben umuyorum. Ummak da istiyorum. Ben de şunu umuyorum. Geçen gün de söylemiştim. Profesör Yusuf Kaderli takip ediyorum. Rastladıkça dinliyorum, okuyorum. Tunç Şatıroğlu. Ve bu akşam da sevgili Selçuk Geçer. Dedikleri genelde çıkıyor. Hemen hemen hepsi çıkıyor. İnşallah bu sefer çıkmaz diyorum. Böyle kapatmak istiyorum. Ama sanırım sadece temenni olacak.